Efendim, dünyanın en uzun adamı, Guinness rekortmeni Sultan Kösen bizlerle beraber. Hoş geldin Sultan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bak, şimdi, beline geliyor muyum ben acaba? Topuklu ama. Yani topuklularla 1.78-1.80 olduğumu düşünün. Ve Sultan'ı Allah dur hayal edin. Sultan boy kaç? 2 metre 51 santim. 2.51 santim. Hı. Elleri görelim. Allah, şöyle yap. Bak. Bakar mısınız elimize? Bu Sultan'la benim elim. Ayakları da görelim, gel. Ayakları da görelim. Bu da Sultan'la benim ayaklarım. Görüyorsunuz. Bayağı bir fark var arada. Sultancığım, hoş geldin İstanbul'a. Hoş bulduk. Biraz ayakta duralım istedim ki senin ne kadar heybetli ve büyük olduğunu görsünler. Öncelikle sağlığın nasıl? Çok şükür, yani teşekkür ediyorum. Ben sağlığım çok iyi, şükür. Yani tedavi oluyorum sık sık ama iyidir şu an, yani çok Allah'a çok şükürler olsun. İnşallah Allah bizi daha kötü günler aratmaz. Ne İnşallah tedavisi görüyorsun? Bu hormonlarla ilgili tedavi görüyorum, yani bu tıp diliyle agromagalik diyorlar. Ha, bu senin hipofiz bezlerindeki bir anomaliyle ilgili bir boy büyümesi söz konusu. Evet. Genetik falan değil. Yok, genetik değil, yani hipofiz bezlerindeki olan tümör büyüme hormonlarıma baskı belirliği için boyum giderek uzuyordu yani küçükken. Normal bir çocukla aynı yaşta ben ondan 2 kat daha uzundum yani. Ha, doğuştan itibaren böyle bir şey söz konusuydu. Ha, aynen, doğuştan vardı, işte giderek uzuyordum yani. Oturalım mı? Seni de daha fazla yormak istemiyorum. İstersen oturalım. Bacağımla ilgili bir problem var mı? Evet, bu sağ dizimle ilgili problem vardı. O kemik aralarındaki sıvı var ya, o sıvı bittiği için, kemikler birbirine değdiği için biraz ağrı yapıyor. Ha, hadi gel, senin dizini daha fazla rahatsız etmeyelim. Otursan öyle, ben şöyle geçeceğim. Bu arada telefonumun sesini de açık bırakmışım, iyi mi? Peki Sultancığım, şimdi İstanbul'a geldin, Diyarbakır'da, Mardin'den geldin İstanbul'a. Şimdi bu akşam misafir ettik seni. İlk aklıma şey geldi, nasıl yattın yatakta? Çünkü maksimum 2 metre yatak. Doğrudur, yani ilk akla gelen odur, yatak nasıl yattı. Bana şöyle 2 kişilik bir yatak, bir de tek kişilik bir yatak ayak ucuna koyuyorlar, 3 metre oluyor. Ha, 3 metre oluyor, rahat uyuyorum. Uyuyabiliyorsun, böyle bu şekilde uyudun yani. Aynen. Peki kıyafet nasıl buluyorsun? Kıyafet normal insanlar gibi alışveriş merkezlerinden falan alamıyorum. Ben hepsini özel diktiriyorum yani, terzilerde, şeylerde, yani ölçü alıyorlar. 2-3 kez provaya gidiyorum o şekilde. Hmm. Zaten özel dikim olduğu belli. Belli, her harika hali, gözüküyor. Her halinden. Her haliyle belli. Harika gözüküyorsun, jilet gibi. Peki ayakkabı? Hadi kıyafeti diktirdik. Ayakkabıyı ne yapacağız? Ayakkabı da yurt dışından geliyor bana. Sponsorum orada Almanya'da. Orada böyle ayakkabı üreten var. Rahat, çok rahat bir ayakkabıya çok rahat, benziyor. Çok ortopedik, çok yani güzel, şık bir ayakkabı. Çok yapıyorlar. Güzel. Farklı renkleriyle, desenleriyle ayakkabı gönderiyor bana. Çok güzel. 60 ha, değil 60, mi? 60 evet. Ayağın. Elin kaç santim? Elimde 30 santim vardır. 30 santim. Çünkü şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Benim elim ve Sultan'ın eli. Daha kadar fark var arada. Bir el kadar. Yani ben bir elimi daha şöyle yukarıya koysam. Sen el açısından da dünyanın el açısından, değil mi? Ayakkabı, ayak açısından, boy, 3 tane rekorumuz var. Sultan, en son seni gördüğümde sen evli değildin. Bana dedin ki programda evlenmek istiyorum. Bana bir kız bulun demiştin. Bana bir kız bulun dedin. Bulduk kızı, bulduk. Evlisin. Şükür, bulduk yani. Nasıl evlilik? Çok güzel yani, bir hayat arkadaşın oluyor yani, içini, derdini paylaşıyorsun, dertleşiyorsun, yani dünyanın en güzel şeyi budur bence. Çok güzel değil mi? Peki hanım senin bu kadar boylu poslu olmana ne diyor? Beni kıskanıyor.
Ne diyorsun? Neden kıskanıyor seni hanım? Diyor bütün kızlar etrafında bütün şeyler yani her gün sen televizyonlardasın, haberlerdesin diye kıskanıyor. Kızlar etrafında mı sultan? Zaten gittiğimiz bütün yerlerde ilgiyi kendimize çekiyoruz. E tabi doğal olarak dünyanın en uzun adamısın. Sen bir yurt dışı seyahati de yaptın değil mi? Polinezya, Fransız Polinezyası'nda adaya gittin diye hatırlıyorum. Evet, Samoa Adası. Nasıl uçuyorsun Sultan? Rahat edebiliyor musun bu bacaklarla? Ben bununla rahat edemiyorum. Çok uzaktı gerçekten gittiğimiz yerlerde. 4 tane uçak değiştirdik. Her 10-12 saatte bir uçak değiştiriyorduk roterli. Gerçekten çok yorucu oluyordu. Ama sığıyor mu bacakların uçakta? Bu daha büyük uçaklar var ya first class gibi işte vesaire business class. O şekilde gidiyorum yani. Normal ekonomi bölümünde ancak Türkiye içi uçarım yani. Uzun yolculuk olduğu zaman insanı yorar. Tabii ki senin ekonomiye sığman da çok zor. Belki ancak 3 yan yana alındıktan sonra 3'ten. Bu arada şey aklıma geldi. Sen bir de Amerika'da ameliyat mı olmuştun ya da bir tedavi mi görmüştün? Büyümen dursun diye. Evet, bu büyüme hormonlarımın durması için ben Amerika'da bir tedavi gördüm. O tedaviden sonra bazı ilaçlarımı değiştirdiler. O günden sonra artık boyum uzamıyor şükür. Yoksa 5 metre olacaktın. Vallahi 5-6 metre olurdum. En son ne kadar sıklıkla ölçülüyorsun boyunu? Yani önceden ayda bir, iki ayda bir boyumu ölçüyordum. Şimdi yılda bir ölçüyorum, hep aynı. Ah harika. Büyümen durdu yani. Büyümem durduruldu yani resmen, çok şükür. Oh çok güzel. Daha fazla uzasaydın daha havalı olmayacak mıydı? Daha havalı olurdum ama bu sefer bütün dünya abatları normal insanlar olduğu için arabalar, evler gibi şeyler, o zaman ben giremezdim hiçbir yere. Şimdi biraz giriyorum zar zor olsa da. Arabalara falan zar zor sığıyorum aynen, diyorsun. Aynen sığıyorum. O zaman olsaydı kesinlikle uçağa, arabalara falan binemezdim. Kafanı da kapılardan eğerek geçiyorsun. Eğerek geçiyorum ama diyelim ki 5 metre olsa benim buraya gelmem imkansız. En çok ne zorluyor seni Sultan bu boyla? En çok beni dediğin gibi kapılardan geçmek, asansörlere binmek. Yani arabalara sıkmak, bunlar biraz beni yoruyor. Merdiven inmek çıkmak falan. Merdiven inmek çıkmak yani bunlar biraz zorlaştı. Yani boy giderek uzadığı için ve bacaklarım, kemiklerim güçsüz olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Ama şimdi biraz daha iyiyim, spor da yapıyorum, biraz tedavi de oluyorum. Harika. Yani. Hayati bir tehlike söz konusu değil, yok, değil mi? Şükür. Doktorlar yok, yok, hani... şu şekilde devam etmen lazım hayatına gibi bir şey söylemiyorlar değil mi? Yok kesinlikle. Harika. Bu yani her şeyi, her şeyi yiyebiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Peki evliliğe dönelim. Evlilik hayatında hanım sana güzel yemekler yapıyor mu? Kesinlikle. Zaten evlendiğimden beri kilo almaya başladım. İyi, daha iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok uzun zaman önce gördüm ben seni. En son beraber olduğumuzda. Evet evet. 2009 mu 10 mu hocam. Şimdi daha iyi. Şimdi daha iyiyim yani. Çok daha iyi gözüküyorsun. Hem çok daha sağlıklı gözüküyorsun. Hem çok daha mutlu gözüküyorsun. Evlilik mi yaradı sana ne? Çünkü hayat, bir hayat arkadaşım var. Yani derdimi de paylaşıyorum onunla. Dertleşiyorum. İyi bakıyor mu sana? Tabii çok iyi bakıyor yani. Eskiden bu yoktu. Hep içime atıyordum. Kederli, öfkeli ne bileyim işte. Peki annen babanla paylaşmıyor muydun Sultan? Yok, ben içe kapanık bir insandım. Kesinlikle sorunlarımı anne babayla, aileyle paylaşmıyordum. Ama şimdi hanımla paylaşıyorsun. Yani. Şimdi annen diyecek ki ah işte doğur. Ondan sonra elin tatlı kızı alsın elinden. O paylaşsın, benle paylaşmasın oğlum. Zaten bu şekilde olması lazım. Yani ben derdimi sorunumu annemle paylaşırsam, babamla paylaşırsam yani insan utanır. Utanmaması için ancak hayat arkadaşıyla, eşiyle veya çok yakın bir arkadaşıyla paylaşabilir yani. Çocuk? Çocuk yok, inşallah ileride. İstiyor musunuz? İstiyoruz, kısmet.
ufak bir sultan olsun iş. Belki benden daha uzun olur. İster misin çocuğun senden daha uzun olsun? Seni geçsin. Yani, daha ünlü sağlıklı, olsun senden. Sağlıklı olsun da uzatsın yani. Uzama gerçekten güzel bir şey. Peki İstanbul'da yaşamayı hiç düşünmedin mi? Sen gerçi Mardin'i çok seviyorsun. Hep bahsediyorsun Mardin'de yaşamanın ne kadar güzel olduğunu ama İstanbul'u da seviyorsundur diye tahmin ediyorum. Ya kesinlikle İstanbul'u çok seviyoruz. Zaten gittiğim bu bazı adalarda bana vatandaşlık bile teklif ettiler. Öyle mi? Neden? Yani kesinlikle. Ben kabul etmedim. Dedim dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ülkemizde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın olmasını istiyoruz. Kültürümüzden, şeyimizden yani bir yabancı ülkeye vatandaş olmak için yani biraz zor dedim. Olmak istemedim. Sultan hayatını nasıl kazanıyorsun? Hayatımı yani gerçekten ben bugüne kadar kimseden yardım destek almadım. Kendi ayaklarımla ayakta durmayı başardım bir şekilde. Tabii boyunun avantajı bu durumda devreye giriyor herhalde. Çünkü senin sabah 9 akşam 6 gibi çalışabilmen söz konusu değil. Aynen. Bu 2001-2002'deydi ben bir işe girmek istedim. Gittim konuştum iş sahibiyle dedi vallahi sen çok uzunsun. Müşterilerim falan senden korkarlar. Bilmem ne olur sen sana iş veremeyiz dedi. Yapma ya Allah Allah niye korkuyormuş müşteriler senden? O zaman insanlar yani ben şeydeydim bunu her zaman dile getiriyorum ben Londra'daydım. Sabah otelden çıkacaktım. Kahvaltı için lobiye indim. Restorana gitmek için. Asansörün önünde de bir kız var. Telefonla şöyle oynuyordu. Asansörün kapısı açıldı ya o da asansöre girecek. Ben de çıkacağım. Karşılaştınız. O ufak kız bana baktı şöyle başını yavaş yavaş kaldırarak geriye kaçtı. Geriye kaçınca masaya devrildi. Allah o kadar bir sefa vardı. Gerçekten yani öyle komik bir hayat hikayem var. Filmlerdeki gibi. Aynen kız, gerçekten. Korkuttun mu kızı ne yaptın? Böyle mi baktın ne yaptın? Valla elimde olmayarak onu korkuttum herhalde. Sultan peki mutlu musun? Hayatından memnun musun? Dünyanın en uzun adamı olmak nasıl bir şey? Guinness rekortmeni olmak nasıl bir şey? Biraz hislerini anlatsana bize. Yani daha önce hayatımdan mutluydum. Yine mutluydum ama Guinness rekorlar kitabına girdiğimden beri daha çok mutluyum. Çünkü hayatı gördüğüm bütün insanları, bütün dünyayı yani hiç aklıma gelmeyen ülkelere gittim. Hiç yani rüyamda görmediğim insanlarla tanıştım yani gördüm, dünyayı gezdim. Yani çok mutluyum şu an gerçekten yani yaşamak yani her şeye bedel yani. Ne mutlu ki yaşayalım, yaşatalım, sevelim, sevdirelim. Çok güzel yani. Yeter ki yaşamayı kıymetini bilelim. Kaç yaşındasın? 36 yaşındayım. 36 yaşındasın. Hadi bir çocuk lazım artık. Vallahi lazım inşallah. Bak her bize geldikten sonra dileklerin gerçekleşiyor. Aynen. Bir önce geldiğinde bana bir kız bulun dedin. En alasından bir hanım oldu. Şimdi de güzel enerjiler gönderiyorsun çocuk. Üçüncü seferde inşallah çocuğumla beraber gelir. Anlaştık. Küçük bir sultanla. Önümüzdeki sene bekliyorum o zaman seni. Arayı i̇nşallah, fazla açmayın. İnşallah. Geliriz. Müsait olunca geliriz. Peki bu kadar uzun yaşamak, bu kadar uzun bir şekilde yaşamak... Çocuklar bazen çok acımasız oluyorlar. Sen şimdi büyüdün, koca adam oldun, uzun şekline dikkat çekiyorsun, Guinness rekortmeni oldun. Ama böyle ünlü olmadan, Guinness rekortmeni olmadan ufak bir yerde yaşıyordun ve insanların canını acıttığını düşünüyorum ben özellikle çocukken. Doğru mu? Aynen ben Mardin'in küçük bir köyünde yaşıyordum, dede köyde yaşıyordum. Yani... İnsanlardan, toplumdan hep kaçıyordum yani. O zaman okula gitmek istemiştim, okula gidemedim. O zamanki hayat şartlarından ve benim o zamanki hastalığımdan dolayı hiçbir okula gidemedim. Ve insanlardan, toplumdan, herkesten kaçıyordum. Yani çok farklı bir insan olduğum için hani insan giderek uzuyor ya. Hı hı. Kendimden korkuyordum o zaman. Ne olacak benim bu gidişatım, sonum? Aynen ne olacak? Nereye kadar uzayacağım? Kesinlikle. Başka kardeşin var mı Sultan? Benden 4 kardeşim daha var.
Nasıl aranız kardeşlerinle? İyi anlaşır mısınız? Görüşür müsünüz sık sık? Çok çok iyi gerçekten. Yani ben ailemi çok seviyorum. Ben bütün insanları, bütün dünyayı seviyorum. Sen bir ara dünyanın en küçük insanıyla buluştun değil mi? Evet, evet. Onu da anlatsana bize. Nasıl oldu? Ben şeydeydi, Londra'ya gittik beraber. Guinness Rekorlar kitabının şeyi vardı. 66. yıl dönümü öyle bir şeydi ya, tam olarak hatırlamıyorum da. Onun geleceğinden haberim yoktu. Hmm. Ben de şeye yürüyordum orada haber yapmak işler, röportaja. Baktım bir insan da şöyle ayaklarının yanında yürüyor. Küçücük bir şeydi. Az daha o adamı ya. Ezecektim. Gerçekten orada durdum, dedim bu kimdir, oturdum. Baktım, inceledim, lütfen bu yanından geçmesin dedim. Yanlışlıkla basar bir şey olur adama. Sonra vefat etti galiba o, değil evet, mi? Evet, ay. Evet. Onun ülkesi nereden geliyordu? Menşei neresi? O Nepal'di. Nepalli. Evet. Şu anda fotoğraflarını görüyoruz. Westminster mı bu? Big Ben. Big Ben Kulesi'nde. Sevdin mi Londra'yı, beğendin mi? Londra çok güzeldi gerçekten. Yani Londra'ya çok gittim artık. Ondan sonra da bayağı bir gittim. Nasıl Guinness rekortmeni oldun? Nasıl haberdar oldular senden? Ya da sen nasıl başvurdun? Ben o zaman da bu çok eskiden Türkiye'de haberlere falan çıkıyordum yani. O zaman tedavi olmam gerekiyordu. Bazı sıkıntılarım vardı yani gerçekten. O arada bu... Bir daha kasayla bir röportaj yaptık. Ondan sonra kasa duyuldu, televizyonlara geçti. Televizyonlardan şeylere geçti. Magazinlere, haberlere geldik. İstanbul'daydık. Tedavi oldum. Ondan sonra bu Guinness Rekorlar kitabı bana bir tane belge yolladılar. Bu dünyanın yani şey, bir zarf geldi, e-mail geldi. Onu dedi, Türkiye'ye gelip yanınıza gelmek istiyoruz. Sizi bayağı bir televizyondan, internetten falan takip ederek adresime falan ulaştılar. Yanıma geldiler, Ankara'daydım o zaman da. Geldi, boyumu ölçtüler. Ve en uzun adamsın diyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na verdi. Senden önceki dünyanın en uzun adamı kaç santimdi? Neredeydi biliyor musun? Bir tane şey vardı, bu Çinli bir adam vardı, o isim neydi bilmiyorum da oydu herhalde. 37 santim vardı. Vefat etti, dünyanın en uzun evet. adamı sen evet. olarak kaldı. Ama benden önce uzun insanlar vardı yani, onlar şimdi hayatta değil de evet. vardı. Şimdi yaşayan en uzun insan benim. Yaşayan en uzun insan sensin. Aynen, bunu gururunu hissediyor musun? Yaşayan en uzun insan bir Türk yani, Türkiye'den ya, geldi. Böyle sana oyunculuk teklifleri falan geliyor mu? Gel işte Sultan bizim dizimizde oyna ya da ne bileyim şöyle bir rol var sana yakışır falan diye, ister misin? Zaten bu bazı sinema teklifleri falan geldi de biz kriterlerimiz uymadı, anlaşamadık hani bir şekilde. Neymiş kriterler söyle buradan. Yani biraz şey onlar bana özel kalsın. Onlar sana özel kalsın. İşte, aynen, ben de kaldım. Bu mu? seni. Peki ne istiyorsun? Nedir hayalin, amacın? Yani hayalim gerçekten yani... Büyük hayallerim yok, küçük hayallerim var. Yani boyum kadar olsa kesinlikle dünya... Hayallerini büyük tut, ulaşırsan ne mutlu sana. Tamam, büyük hayallerini söyle, sonra da küçük hayallerini söyle bize. Büyük hayallerimi söyleyeyim. Yani büyük hayalim sağlığıma kavuşmak. Yani dizlerim, bacaklarımın kuvvetli olması için rahatlıkla koşmak istiyorum. Yani eskiden zaten basketbol oynamak istiyordum. Herhalde potaya direkt böyle topu tutup pat diye aynen, koyardın. Öyleydi ve ondan sonra... Evlendim yani, şimdi bir ailem var, bir yuvam var. İkinci hayalim yani bir çocuğum olması ister. Dizinde ağrılar oluyor öyle değil mi? Hı-hı, bu evet. Özellikle sağ evet, dizinde. Sağ dizim, evet. Onu nasıl tedavi edebilirler? Şimdi doktora gidiyorum, bazı ilaçlar verdi yani o şekilde. Ancak ilaçları alarak o şekilde ayakta kalıyorum. Yani daha uzun ayakta kalabilmem için. İyi şimdi yani, normal günlük yaşantımda iyidir ama... Çok fazla yürüdüğüm zaman biraz acı hissediyorum, sıkıntı yaşıyorum.
ne kadar yemek yiyorsun? Ben mi? Valla boyum kadar yemem herhalde. Söyle bize, sabah ne yiyorsun, öğlen ne yiyorsun, akşam ne yiyorsun? Dün de biz bir kebapçıya gittik, bizim bir arkadaş bizi davet etti. Adam 3 metre kebap yapmıştı Allah! Bize. Zaten Instagram, Instagram sayfamda falan var. Ama bayağı fitsin, iyisin. Ama geçen sefer seni gördüğümden biraz daha kilolusun ki daha iyi. Normal yemek yiyorum yani, belki normalin biraz üstü. Normalin biraz üstü. Aynen. O da şanındandır canım. O kadar da olsun yani. Peki özel dikim kıyafetler sana her şeyi yapıyorlar mı? Ceketini, paltonu, işte spor kıyafetini, eşofmanını, ne bileyim. Her şey tamam mı? Eksiğin yok diyor musun yani? Yok yani. Güzel şık elbiseler, takım elbiseler işte dikiyorlar. Çoraplar, ayakkabılar, her şey güzel yani. Mardin'de mi? İşte hem Mardin'de dikiyor takımı. Mardin'de dikiyor. Şu ne bileyim, şu telefonumu mesela elinde tutsana izleyicilerimize. Zaten şu anda sıkıntı çektiğim şey bu, GSM şirketleri bana bir tane büyük telefon yapsınlar. Bunların büyükleri var. Çok büyüklüğünü aldım, yine yetmedi. Yazı yazarken bu parmağım iki tane harfa giden basmıyor. Ay, ama tablet bilgisayar işini görmez mi acaba senin? Yok, o da çok büyük olur da. Telefonum bu normal, biraz bak avuçlarımda kayboldu. Olmaz. Buna ben bile şey yapamıyorum, rahat yani, edemiyorum. Yani. Şöyle göster bakayım. Şöyle ekrana doğru göster. Bak. Bu büyük olandan. Ama Sultan'ın büyük elinde... Büyük olan ama bana binlercik kalıyor. Binlercik kalıyor. Başka ne de zorlanıyorsun? Mesela telefonla... basmak, ki doğal olarak, haklı olarak zorluyor seni. Başka? Aynen. Ne gibi başka? Başka ne de zorlanıyorsun? Ne bileyim mesela, çatal tutmakta zorlanıyor musun? Çatal yok, bu normal tatlı çatalı biraz beni zorluyor. Ama normal uzun çatallar, yemek çatalları iyidir yani, sıkıntı çekmiyorum. Anlaşıyoruz yani bütün şeylerimle. Neler özel yapım evinde, sana özel yapılmış? Evimde özel koltuklar yapılmış. Koltuk özel mi evde? Koltuklarım özel. Bir de şey... Niye koltuk yatağı... özel? Bak burada rahat ama ha. Daha büyük koltuk yani, bir arkadaşım yaptı bana. Bir de şey... Uzun mu, geniş mi? Biraz yüksek ve geniş, rahat yani. Hanımın boyu kaç? Hanım 1.75. O uzun. O da uzun yani. Uzun. Ha, standardın bayağı üstünde hanımda. Yine nerene geliyor? Beline mi geliyor hanım? Aynen, o da buralarıma geliyor yani. El ele tutuşup yürüyor musunuz? Tabii. Sokakta. Tabii ki. Yani. Bak. Bak, gördün şurada. Hanım güzel, baksana. Aha. Sultan, sen de damatken bayağı yakışıklı çıkmışsın. 1.75 bayağı uzun hanım. Hı, uzun yani gerçekten. Hanım kaç yaşında? Hanım biraz benden küçük yani. Hanım 26 yaşında. Tamam canım, gayet iyi. Kaç sene oldu siz evleneli? Biz kaç sene? 5. seneye girdik. Nasıl tanıştınız? Eşim Suriye vatandaşıydı. O da bu Suriye'deki olaylardan dolayı, o da bu Türkiye'ye gelmişti. Kaçmıştı. Mülteci olarak. Akrabaların yanındaydı. Ben de, o akrabaları da benim arkadaşımdı. Sürekli oradan gidip geliyorduk. Tanıştık. Sonra ne bileyim işte, bir şekilde oldu. Bir şekilde oldu. Evleniverdim diyorsun. Tanıştıktan aynen. Ne kadar sonra evlendiniz? 3 ay sonra. Bayağı çabuk evlendiniz. Biz erken davrandık, erken evlendik. Senin boyun posunla mı etkiledim diyorsun hanıma? Yani etrafımda büyük bir kalabalık vardı, yoğunluk vardı. O da işte ne bileyim, orada beni görünce bir şekilde insan yani şey olmuş yani. Elektrik aldım diyorsun. Siz de bu meşhur akıma kapıldınız yani, elektrik akımına. Aynen. Bir günün nasıl geçiyor Sultan? Kaçta kalkıyorsun, kaçta yatıyorsun? Ben de sabah erken kalkıyorum yani 8-8.30 kalkıyorum. Ondan sonra eşim kalkıyor, bize kahvaltı yapıyor. Saat 10'a doğru kahvaltı yiyoruz. Her gün dışarı çıkıyor musun? Her gün çıkıyorum yani, bazen evdeyim yani.
Bir de kahve falan içiyoruz eşimle beraber. Oh, karşılıklı hanımla kahve sohbeti yapıyorsunuz. Biraz komşuya gidiyoruz, biraz geziyoruz, yürüyoruz, yani yürüyüş yapıyoruz. Artık herkes seni tanıyor tabii civarda, aynen, değil mi? Aynen. Aa Sultan merhaba, aa Sultan nasılsın, hoş geldin diyorlar. Aynen, kesinlikle. Gel bizde bir çay iç, gel bizde bir baklava ye diyorlar mı? Seni ağırlıyorlar mı böyle dükkanlarında? Aynen, oluyor, oluyor zaten bütün yerlerde var. Havan yerinde mi yani? Kesinlikle. Allah! Dünyanın mutlu insanlarından biri benim yani şu an. Ah ne kadar güzel bunu söylemen. Kesin. Bunu hissetmek ne kadar özel bir şey, farkındasın değil mi? Yani böyle yani, yani gerçekten mutlu olmak istiyorum. Şu an mutluyum yani. Neden kendimi mutlu olacağım yerine mutsuz hissedeyim? Mutsuz hissedecek neyin var ki? Yani. Herkesin gözü senin üstünde. Dünyanın en özel insanlarından birisin. Dünyanın en uzun insanısın. Annen baban sağ, gül gibi bir eşin var. İnşallah çocuğun da olacak. Oh! Kesinlikle çok mutluyum. Daha güzel ne olabilir? Bak karşılıklı sohbet ediyoruz. Dur demin koltuk özel dedin. Başka? Koltuk özel. Yatak? Yatak da çok güzel yani. 3 metre uzunluğunda bir yatağım var. Bir de genişliği de o kadar uzun yani. Oh harika. Çok rahat. O yatak odamın kapılarını falan 2 metre 70 santim yaptım. Ha özel yapıldı. Özel kapı yaptım. Özel tabii. Şey yaptım yani. Kendime göre özel duş yaptım yani. Ha rahat duş tabii. Tabii rahat duş alabilmem için. Evin tavanı da yüksek mi? Hı-hı. Tavanın özel mi yaptınız evi? 3 metre. Ha. Ha tamam özel evet. Yaptınız evi. 3 evet, metre evet. Tavan çünkü o ta eskiden ancak. Şimdi nerede mümkün değil. Osmanlı zamanında. Osmanlı zamanında. Şimdi öyle bir tavan yok. 3 metre tavan, kocaman duş, evet. Kocaman yatak. Evet, evet. Hiç olmazsa evimde rahat edeyim diyorsun. Evet kesinlikle evimde rahat etmek isterim. Yani. Peki hanıma ev işlerinde yardım ediyor musun? Bazen ona bak, yemek... Doğru söyle Sultan. Bak... Yemek yapmak için bazen ona yardım ediyorum. Beraber mangal yapıyoruz. Oh bahçeniz aynen. Var mı? Var var. Aman ne güzel. Var. Hep biz seni davet ediyoruz. Bir gün davet etmedin. Oylum gelin şöyle size bahçede mangal yapayım. Mardin'de demedin. Artık diyoruz yani. Bütün Türkiye önünde canlı yayında size söylüyoruz. Sizi Mardin'e davet ediyoruz. Aynen. Beraber bir çok mangal yiyelim. Bir Türk kahvesi içelim. Oh, mırra mı içeceğiz, Türk kahvesi mi içeceğiz? O da var, ikisi de var. İkisinden de deneriz yani. Allah. Peki hanıma sofra kurmakta, sofra kaldırmakta yardım ediyorsun. Mangal yapıyorsun. Aha. Salata yapıyor musun? Çok iyi salata da yaparım. Peki hanım demiyor mu bey sen otur ben yaparım sana salata sen yok, keyfine yani, bak. İkimiz yani bana zorla yaptırmıyor. Ben de kendime yani servis severek yapıyorum ona yardım ediyorum mutlu oluyorum. Yani. Ay ne güzel bu son 3-4 cümle aslında sizin mutluluğun formülünü bulduğunuzu anlatıyor bana. Peki böyle insanlara yukarıdan bakmak nasıl bir his? Yani gerçekten yukarıdan bakmak çok güzel bir şey. Geçen gün bir arkadaşımın yanındaydık, gülüyorduk. Ya dedim arkadaş senin saçları falan dökülmüş. Yapmaya dedim. Vallahi dedim bir baksana. diye bunu mu dedin arkadaşım? Aynen dedim bak bütün etraflar falan üst şey var hepsi bak. Çok az bir saç kaldı yani saçların dökülüyor dedim. Vallahi doktora git. Adam bir korkuttu. Eyvah bak senden sonra Türkiye'nin en önemli berberlerinden, erkek kuaförlerinden biri bizlerle beraber olacak Şükrü Dudu. Hemen ona yönlendirmek lazım arkadaşını. Mardin'de mi dedim bunu? Evet. Saçları dökülen. Göre göre onu mu gördün arkadaşında? Vallahi ne bileyim de onu gördük. Beraber yürüyorduk biraz. Dedim saçların dökülmüş baksana. Gel biraz daha kalkalım ayağa. Son 3 dakikamız olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bir kere daha Sultan'ı şöyle bir ayakta görsün istiyorum izleyicilerimiz. Darararam. Allah Sultan ya. Bakayım ne kadar bayağı bir kafamı kaldırmam gerekiyor böyle. Aynen. Yani ben de yayın yapamıyorum ki benim için de çünkü çok enteresan bir şey. Yani resmen beline geliyorum senin ben. Vay be. Sultan
enteresan bir şey bu. Harika bir şey. Bunun keyfini çıkarman lazım. Valla işte biz de keyfini çıkartıyoruz. Sefasını sürüyoruz. Spor... Aman cefası olmasın da sefası olsun. Spor ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yürüyüş. Bacaklarımı güçlendirmek için bazen ağırlık falan kaldırıyorum. Çok güzel. Hobilerin var mı? Ne bileyim mesela resim yaparım, gitar çalarım. Böyle şeyler var mı? Kitap okurum. Kitap okuyordum. Yani yaklaşık kitap okumayı da bıraktım. Niye kitap okumayı bıraktın? Senede. Ne oldu? Bilmiyorum. Kitap okuyordum, yazı yazıyordum. Bir şekil, bir yerden sonra tıkandım yani. Yazamadım. Kitap mı yazıyordun? Kendi kitabını mı yazıyordun? Bilmiyorum. Günlük yaşantımı yazıyordum. Heykelimi diksinler demişsin. Evet. Olsun. Heykelini mi diksinler istiyorsun? Sultan Kösen. Nerede? Mardin'de mi diksinler heykelini? Valla Mardin'de artık Ankara'da mı olur? Ankara protokol girişi var ya ana yol. Bence ben... Hoş geldiniz Ankara'ya. Bence bütün siyasetçiler falan Ankara'ya gelince var ya. Valla ben mumya müzeleri açıldı ya. Ben mumya müzelerinin yöneticisi olsam Sultan Kösen'in mumyasını yapardım. Dünyanın en uzun adamı. Valla fikir benden. Eğer yaparsanız altına oylumun fikridir diye yazın rica edeceğim. Yılmaz Büyükerşen'in harika bir mumya müzesi var. İstanbul'da da Madame Tussauds açıldı. Bağlantıya geçseniz onlarla. Boşver heykeli falan. Mumya daha güzel, daha keyifli, daha kalıcı. Tamam, onu heykel, da heykelin üstünde güvercinler falan binecek. Hiç boşver, gerek yok heykele. Gerek yok heykele. Heykeli boşver. Mumya daha iyi değil mi? Zaten bizim deri kaymakamı Sayın Hakan Kafkas Bey yapacak. Buradan da selamlarımı yolluyorum. Ha, Sayın kaymakamı mı? Sizi çok seviyoruz. Bir dakika, yapacaklar mı? Yapacak yani, bir çalışması var benimle ilgili. Harika. Mesela Mardin'de Sultan Parkı, Sultan Kösen Allah. Parkı, Sultan Kösen heykeli yani. Senin yüzünden gelen turist var mı oraya tabii, seni görmeye? Tabii çok gelen var. Ne yapıyorlar mesela? Yurt dışından mı geliyorlar? Yurt dışından daha çok geliyorlar. Yani İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan bayağı bir misafirimiz var. Yani yoğun bir hayatımız var. Mardin'e bir yandan da katkıda bulunuyorsun yani. Valla Mardin'e, Türkiye'ye, her yere katkımız olsun ya. Bir şekilde öyle ya da böyle her şekilde katkımız olsun diyorsun. Olsun, valla olsun. Kesinlikle. Sultan, düşmekten korkuyor musun? Evet, gerçekten yani düşmekten korkuyorum. Çünkü düştüğüm zaman canım acıyor. Çok düşüyor musun? Yok, öyle fazla olmaz da yani düştüğüm zaman da muhakkak ya bir yerim kırılır ya da bir yerim incitir. Kaç kere kırdın ayağını, bacağını, nereni? Düşmekten dolayı iki kez kırdım. Bacağını mı kırdın? Hı-hı. Aman dikkat et. Bak, kalça kırığı falan, o daha da zor. Aynen, daha bacak da zor. Yine kaynar ama kalça kırığıyla uğraşmak daha fena. İnşallah bacaklarımı bir güçlendireyim, inşallah daha da. Ama bak, tek şey destekle ayakta durabiliyorsun. Hı-hı, evet. Acaba iki şey var ya hani, ikili böyle yuvarlak. Bazen onu da kullanıyorum. Ha, yani. Var mı uzun ondan? O da. Aman dikkat et kendine. Uzun yani... yürüyüşlerde falan onu da kullanıyorum. Vallahi uzun boylu olman önemli ama sağlık her şeyden daha önemli. Sağlığına dikkat et Sultancığım. Kesinlikle, zaten sağlık her şeyden önemli olan budur. Bak, bundan sonra geldiğinde muhakkak bebekle beraber bekliyoruz seni i̇nşallah, seneye. İnşallah, inşallah. Menajeri inşallah de var sevgili Sultan'ın. Çok değerli ben bir de arkadaşımız. Ben de Sibora'ya da buradan selamlarımı yolluyorum. Bizim menajerim ve bütün Mardin'in menajeri. Bütün Mardin'in menajeri bizimle beraber şu anda. Sultan'ın da menajeri. Canım Sultancığım, iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ailene, çevrene, dostlarına, herkese lütfen sevgilerimizi, selamlarımızı ilet. Kendine dikkat et. Sağlığını koru. Aman dikkat. Kesinlikle. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah tekrar görüşürüz. Bir daha mutlu günlerde Mardin'de de Türkiye'nin farklı yerlerinde de inşallah görüşürüz sık sık. Bol bol gez. Ülkemizin adını, dünyanın en uzun adamı diye göster. Tamam mı? Kesinlikle. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Şöyle Sultan'ın tam yanına geçeyim. Efendim. Kısacık bir ara vereceğiz ve Şükrü Dudu bizimle beraber olacak. Hayallerini gerçekleştirme hikayesini kaleme aldığı kitabıyla hayata geçiren ünlü isimlerin berberi Şükrü Dudu, kimlerle tanıştığını, nelerle karşılaştığını ve engelleri nasıl aştığını birazdan burası hafta sonunda anlatıyor.